Zor tuttular yani e, yetenekli bir e, genç kardeşimiz Emirhan İlkan. Niye verdiler? Oralar karışık. <laughs> nasıl gitti? Karışık. <laughs> karışık hocam o işler. Bir an anlamıyorum ki bu işleri zaten. Yani bunu veriyorsun, oyuncu alıyorsun, aldığın oyuncuyu tondan para verip yedek kulübesinde tutuyorsun filan filan. Anlayamıyorum tabii. Vardır bildikler hocam Öyle ince işler işlerim var. Ki, nasıl, Kalın işlerim etmez. var onu bilemem tabii. Ama bir gerçek var. Trabzonspor için üçüncülük anlamında çok büyük bir avantaj çıktı ortaya. Evet. Bir ilk sayfayı verelim mi Tolgacığım tekrar? Hemen geliyor şimdi. E Bunların tek tek de hazırlattık bu arada. Bakacağız hocam. Trabzon 52 yaptı. Beşiktaş 47'de kaldı. Ya 47'de kaldı demeyeyim de 47 yaptı. Bir puan aldı. 5 puan. Yani bir maçtan iki maça çıktı fark. Tabii. Trabzon'un büyük e avantajı. Aşağıda Kasımpaşa 46, Rize 45. Şimdi o üçüncülük, dördüncülük Avrupa yarışında getireceğim. Şeye bakalım mı bir o zaman Trabzon Beşiktaş başlarına bakalım abi. Var tamam. mı? Hepsi hepsi gelecek şimdi. Var mı hazır mı? Gelsin, gelsin madem. Trabzon Beşiktaş'a bakalım. Tam yerine abi. denk geldik çünkü. Hop şimdi geliyor hocam. Omar Kola altıncı golünü at. He, hocam bak. Trabzon, Beşiktaş, Kasımpaşa, Rize hocam. Avrupa mücadelesi böyle bir görüntüde. Trabzon, Sivas'la oynayacak. İçeride Kayseri deplasmanı, Zira Türkiye Kupası maçı var. Gaziantep, Samsun maçı, Karagümrükler e, Türkiye Kupası. Samsun deplasmanı var Trabzon'un. Kayseri deplasmanı var. Başakşehir deplasmanı var. İçeride de Sivas, Antep, İstanbul, Ankara gücü var. Kayseri deplasmanı, Kayseri düşme hattına yakın. Eee Samsun düşme hattına yakın. Karagümrük düşme. Sana hakkında. bir şey söyleyeyim mi? Şu ikisinin geneline baktığım zaman Trabzon avantajlı. Ve Beşiktaş'a bakalım. Samsun-Ankara Gücü içeride iki tane üst üste. Önemli bir avantaj bu ama e, sonra Fenerbahçe maçı var, o Rize maçı var. Alanya deplasmanı, Hatay-Kasımpaşa Dediğin doğru hocam. Yani şimdi burada mesela kazanmış olsa bak beş Beşiktaş puan, için ne kadar önemliymiş. Ya bak 5 puan 2 beraberlik. Tabii. Tabii iki maça çıktı fark. Bak onu diyorum. Burada kazanmış olsa şu golü yemese Beşiktaş açısından içeride tabii. Samsun Ankara gücü oynuyorsun. Rakibin Sivas oynuyor. Kayseri deplasmanına gidiyor. Bir hani dengeleyebilir miyim diye bakabilirsin. Bu yediğin gol çok şey. Çok sıkıntı oldu. Öte, öte yanda Kasımpaşa, Konya var, Antep var. Ee, son maç Kasımpaşa'nın Beşiktaş olacak bu arada. Ee, Kasımpaşa yazılan Beşiktaş olacak. Şimdi düzeltecek arkadaşlarım. Ee, o maçla mesela kendi aralarında bir maç. Ee, Başakşehir var, Samsun var hocam. Şimdi Samsun da yırtamadı. Yırtamadı da evet. Gaziantep deplasmanı çok zor olur. Konya düşme hattında Kasımpaşa'nın da maçları zor, kolay değil. 3 tane bir kere e, düşme hattında takımla oynuyorsun. Konya, Antep, Samsun. Yani düşme hattında hani Samsun biraz yukarıda ama hala daha kurtaramadı. E, Başakşehir Avrupa'ya gider miyim düşüncesinde Antalya biraz rahat orada. Rize'de keza hani Avrupa mücadelesinin tam ortasında. Hocam şimdi şöyle Son baktığınız zaman. Başında, bu taraf Rize'ye bakayım. Antalya, Başakşehir, Beşiktaş. Gücü pendik, Hocam Trabzon'dan Ankara... Beşiktaş'ı karşılaştırdığım zaman oyun olarak Trabzon daha çabuk oynuyor, daha çabuk kaleye gidiyor, daha tehlikeli hareketler yapıyor rakibe. Beşiktaş onu yapamıyor. Hocam bugün şimdi bir hücum rakamlarını verebilir miyiz? Hocam Beşiktaş takımı… Ne kaldı aklında Beşiktaş'tan? Ya işte bir, bir direkten, de döndü. direkten dönen topu var. İki topu direkten döndü. İkincisini hatırlamadım ben yok Şey, şey e, çıkan çocuk. Semih'inki tamam. E, tamam Değeri. şey Gezal, Firikik. Ha Gezal'ın Firikik'i var doğru. Gezal'ınki unuttum ben. Şimdi benim şu var hoca. O, o çocuğu Santr oynatacaksın bir defa. Hocam altı tane şut atıyor ya. Baş, Beşiktaş takımı Allah aşkına ya. Altı tane maç boyunca şut atar mı? İkisi isabetli. 19 dokuz şut atmış Başakşehir. 14 kez rakip sahaya, e, ceza sahasına girmiş. 21 kez Başakşehir girmiş. Olur mu hocam ya? Koca Beşiktaş takımın bütün bir maç boyunca altı kez rakip kaleye top atar mı? Altı kez rakip kaleye top atmış. Olur mu ya? Mesela Semih sol tarafa kilitlediği zaman o çocuğun gençliğinden de faydalanamıyorsun. Kuvvetinden de faydalanamıyorsun. Abu Bakar yok. Abu Bakar gezi bugün. Yani yok, de yok. Abu Bakar. Gezal yok. da iyi değildi. Gezal da de, e, o çocuğu o zaman yani at santrifora onu onu santrifora koyduğun zaman iki kişiyle, üç kişiyle rakip mücadele etmeye mecbur o çocuklar ya. O Kim çoğu, iyi oynadı bugün? O hocam. Yem olarak kullan. Kim iyi oynadı bugün bakıyorum? <laughs> Necip iyi oynadı yine. Zanettin o fena oynamadı, mücadele etti. Semih mücadele etti. Jetson mücadele etti. Ne oynadı ki? Raşit sen ne oynadı? Gezal ne da. Abu Bakar ne oynadı? Beşiktaş'ta aklından ne kaldı Beşiktaş'ta? İşte Beşiktaş böyle oynadı. Beşiktaş'ta ne yaptı? Beşiktaş ya? şunları yaptı. Emniyetli oynamaya çalıştı. İndirmeleri, bindirmeleri emniyetli Garanti o... oynamaya çalıştı. Orada e, da yine gol yedi hocam işte. Hocam emniyetli oynarsan o golü yeme. E. O topu ısır o topu yeme. Isır o topu o golü yeme. Emniyetli oynayacaksan. 90 artı 5, 90 artı 6. Yeme abi. Bir yetmişlik çocuktan gol yiyorsun. Yeme. Aa, Yersen? İyi topçu. Ona da başka bir şey ama. Ama tamam da. Hava topu senin, verme yani orada bomboş kafayı senin vurdu. Senin uzun boylu adamların var. Herkese bir adam versen o topu o, o, rakip o topa vuramaz kafayı. Başakşehir kıpkırmızı. Beşiktaş'ta kırmızı yok neredeyse ya. Bir de kendi kalesinde var kırmızı. E böyle oynarsan şimdi bu taraftarı mutlu edebilir misin? Beşiktaş seyircisi bu tarafları da. Bu oyun üçüncü olamaz. Bu işi Net. Iyi, iyi anlar yani. Bak, bu oyundan üçüncü olamaz. Net geriye kuba kalıyor olur mu? Bu bakıyoruz. oyundan bu kadro bu şekillen de zor. Benim anlamadığım şu var abi. Tonla para veriyorsun orta sahaya adam alıyorsun Tonla Portekiz'den. Ne? Adam yedek kulübesinde. Benim, Girince de bir şey değişmedi. Benim anlamadığım şu. Bu transferlerde etkili olan adamlar. Yani eski futbolcular abi biri Samet, biri Feyyaz. Onların olduğu yerde nasıl yapılıyor bu işler? Onu anlamadım. Çok net. Samet'le Feyyaz'ı konuşması lazım kardeşim. Biz bunları aldık, bizim zamanımızda alındı. Hani sen bunları kucağında bulsan tamam. Ama biz bunları aldık. Peki siz bunları alırken tamamen teknik direktör mü beğendi? Yoksa siz de etkili oldunuz mu? Sırf teknik direktörse teknik direktör yarın gidebilir. Siz kalacaksınız abi. Siz zaten eski Beşiktaşçısınız ve kalacaksınız. Teknik adamlar bugün var yarın yoklar. Tamam transferleri teknik adamların da payı olacak. Ama kulübünde payı olacak abi. Hatta kulüp başkanının da payı olacak. Kulakları çınlasın Faruk Şener'in dediği gibi. hocam sen... Ben de futbolcu alırım. Teknik direktör oynatır veya oynatmaz dedi. Aldığı adam kim biliyor musun? Popescu. He. Tabii canım. Teknik adamı bizde yararlı olmaz demişti. Bak ne kadar net şeyler söylüyorum. Ya hani artık bize olmaz dedi. Avrupa kupasını aldın Popescu'nun sayesinde. Takıma verdiği etkiyle. Hocam bak. Şuraya kalkıyorum Tolga. 12 maç yapmış Süper Lig'de. Artık karar mı yani? 12 maç. Evet. Fikir verebilir. Kesin. Dört galibiyetim var. Şunların hepsine varım. Kurmadığın takım, yeni ülke, yeni takım, bilmediğinlik hepsine varım bunların. Ama 12 maçta 5 mağlubiyet şu takım olmamalı ya. Hocam ben 5 mağlubiyete de varım. Ha bu oyun olmamalı fazla. diyeceksin. Ama hangi oyunda? Bu oyun olmamalı. Bana öyle oyun oynarsın ki ya şahsi... Şanssız olursun, şahsi hata yaparsın ama bir iskeletin olur. 12 maçta Beşiktaş'ın iskeleti yok hocam. Yani 12 maçta Beşiktaş'ın, ha bak Beşiktaş böyle oynamaya başladığı göremiyorum. Beşiktaş, Beşiktaş şöyle yaptı? oynamaya başladı. Beşiktaş bunları yapmaya başladı. Beşiktaş kanat hücumlarını iyi yapıyor. Beşiktaş defansla iyi yapıyor. Hücuma çabuk çıkıyor yani bin tane şey var. Anneye bin, bırak. On tane. On taneden altı tanesini yapman lazım. Beş Beş tanesi.